Peki bu önemli ödülü almak sizi nasıl hissettiriyor? Evet, yani aslında çok kısa özetlemek gerekirse bu ödül çok değerli tabii. Hani dünya seyahat ödülü. Dolayısıyla bu başarı tüm Avis ülkelerini ilgili bölgede gelecekte daha iyisini yapabilmek için motive ediyor. Dolayısıyla bizi hissettiren bu. Peki turizm sektöründe bu ödül önemli o zaman değil mi? Tabii ki yani nihayetinde bütün yıl müşterilerinize kaliteli bir hizmeti sunmaya çalışıyorsunuz. Bunun karşılığını da dünya tarafından tanınmış bir sektörün önünde gelen birliği tarafından ödüllendirilmek de büyük değerde. Dolayısıyla bir sonraki sene için yine göstermiş olduğunuz kaliteli hizmeti aynen sergilemeye ve daha ilerisine taşımak için de çalışma yapıyorsunuz. Evet. Bu açıdan çok değerli bizim için. Peki sizi rakiplerinizden farklı kılan nedir sizce? Aslında şu, yine aslında ana fikir hiç değişmiyor. Hep daha iyisi. Ve eğer bu şekilde hep daha iyisi için çalıştığınızda, kalite süreçlerinizi çok iyi kontrol ettiğinizde başarısızlık diye bir kavram tanımıyoruz. Doğrudur. Peki planladığınız gelişmeler var mı tesislerinizden? Aslında şöyle, tabii ki bütün biliyorsunuz hani global yapı içerisine baktığınızda orada müşteri beklentilerini, değişen müşteri beklentilerini çok iyi takip edip bunun önünde hizmetleri sunabilmek lazım. Bununla da ilgili tabii birçok çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla kiralama tarafının, örneğin saatlik araç kiralama tarafına şu an bakıyoruz ama hani tabii bu global stratejilerden geliyor. Ama günlük kiralamada Avis Prestige gibi yeni ürünleri müşterilerle tanıştırmak, müşterinin daha kolay, daha tanımlı hizmetleri alabilmesi için çalışmalarımız var.